Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Emre ben. Bugün yine GTA 5'teyiz. Arkadaşlar GTA 5'in PC versiyonuna bir kere getirdiği en büyük ve en keyifli yeniliklerden biri Rockstar Editor. Yani GTA 5 yönetmen modu dediğimiz. Bu yönetmen moduyla arkadaşlar çektiğiniz oyun içinde aldığınız videoları farklı açılar, çeşitli filtrelerden geçirerek tamamen kendinize özel filmler, kısa filmler şeklinde hazırlıklar yapabiliyorsunuz, videolar hazırlayabiliyorsunuz. Sizlere hemen bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle oyun içinde F1'e bastığınızda kısa süreli videolar kaydediyor oyun kendi içerisine. Bu bastığınız F1'de kaydettiğiniz videoları nerede editleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bunlar klip olarak bilgisayarınızda kaydediliyor ve bunları editlemek kolay olmuyor. Rockstar editöre giriyoruz arkadaşlar. Create new project diyor. Yeni projemizi oluşturuyoruz. Add clip. Daha önce bilgisayarınızda kaydettiğiniz klipler buraya düşüyor. Örneğin benim şu kaydettiğim klibi açalım. Bunu edit diyoruz arkadaşlar. Kamera açılarını ayarlamak için. Şimdi yükleme ekranımız geçsin. Yani bu özellik konsollarda yok. PC'ye özel geldi. Özellikle hani YouTube veya çeşitli video mecralarına video oluşturanlar için keyifli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar geldik. Bu benim çektiğim video normalde. Bu videoya editlemek için pause, play işte yapabiliyorsunuz. Add marker kısmını kullanıyoruz. Yani sahnenin efekt vereceğiniz veya sahnenin kamera açısını değiştireceğiniz yerlere Add Marker M'ye basıyoruz. Kameralar geliyor. Mesela Game Cam işte Present Front önden görünüm diyor. Mesela ben buradan önden görünüm veriyorum. Şöyle durduralım. Mesela bir açı daha verelim. Şöyle olsun free kamera. Burayı da değiştirelim. Bir açı daha koyalım mesela. Şöyle dış açılardan bakabiliyoruz. Blend mode, smooth. Önden verelim mesela bunda. Kaza yaptık işte. Bu şekilde devam ediyoruz. Mesela birkaç tane de efekt ekleyelim. İşte şu efektten koyalım. Durduralım. Arkadaşlar aynı zamanda belli yerlere müzikler de ekleyebiliyorsunuz audio kısmından. İşte müziğin sesini ayarlayabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Veya videonun o anki hızını arttırabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. Bunların hepsini arkadaşlar buradan ayarlamanız mümkün. Mesela şöyle göstermek gerekirse, şöyle bitirelim bu editi. Bu bitti mesela arkadaşlar. Geri diyoruz. Burada geliyor bu ekran önünüze. Burada arkadaşlar edit dediğimiz kısma geri deyip tekrar mesela bir video daha ekleyeceksiniz. Arkasından devam eden videoyu. Bunu da ekleyelim. Play istiyoruz. Bu iki videoyu birleştirerek bize renderlayacak arkadaşlar. Mesela score track, işte radio track veya yazı. Hani bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Mesela buradan izleyelim. Full preview diyelim. Yani Rockstar'ın bu editör modu inanılmaz kullanışlı ve herhangi bir şekilde oynadığınızın aynısını kaydediyor. Yani bilgisayarınızda oyunu kaydederken çeşitli programlar kullandığınızda bazen kasmalar yaşayabilirsiniz. Bunda öyle bir şey söz konusu bile değil arkadaşlar. İşte bunu zaten biz şimdi oluşturmuştuk. Görüyorsunuz kamera açılarını falan biz nasıl belirlediysek ona göre koyabilmiş. Şimdi arkadaşlar diğer videoya geçiyor. Yani şu an eklediğimiz ikinci videoya geçiyor. Çünkü onlar şu anda ikisi de ayrı. Renderlamaya başladığımızda bu iki videoyu da birleştirecektir.
Bu da diğer videomuz. Hani buna açı falan koymadık. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Projeniz bitti. Projenizi buradan öncelikle kaydediyorsunuz. İsmini yazıyorsunuz. Daha sonra kaydediyorsunuz. En sonunda da export diyoruz. Buradan 30 FPS veya 60 FPS bitrate yüksek, düşük veya orta diye seçip export'a bastığımızda projenizin adını yazdığınızda arkadaşlar render almaya başlıyor. Şimdi render uzun sürer. Ben onu geçeyim. Render'ı bittiğinde zaten ekranda görüyorsunuz. Kare kare render alıyor. Oyun videoyu bilgisayarınızın Windows'un kurulu olduğu yerde Users kullanıcılar bölümünde isminizin altında Application Data Local Rockstar Games'in içindeki GTA 5 klasörünü atıyor. Şöyle göstereyim. Bu klasörü göremiyorsanız arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şurada görünüm kısmından gizli öğeleri açmanız gerekiyor. Çoğu bilgisayarda kapalı olabilir. Buna tıkladığınızda gizli öğeler gelecektir. Gizli öğeler gelince de Application Data'yı görme ihtimaliniz oluyor. Şöyle Local Rockstar Games GTA 5 videolar. Bu da benim biraz önce bir renderladığım video arkadaşlar. Açayım şöyle bir göstereyim size de isterseniz. Yani renderınızı tamamen sesler her şeye dahil alıyor. Ve bu şekilde bir formata dönüştürüp bilgisayarınıza atmasını sağlayabiliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Siz de bu Rockstar video editör moduyla, yönetmen moduyla çok güzel videolar çekebilirsiniz. Buna inanıyoruz. Yakın zamanda GTA ile ilgili bu tarz bir yarışmamız olabilir. Öyle bir düşüncemiz var. En güzel video editine ödüller verebiliriz. Bizden ayrılmayın. Turkish Player takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.